İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. 3 ay sonra yeniden yayınımıza başladık. İnşallah bundan sonra temenni ederiz hiçbir sıkıntı olmadan izleyicilerimizle sürekli birlikte olur. Bölgesel ve yerel televizyonlar için yapılan ciddi katkıların da söz konusu olduğunu söylemem gerekiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın bu anlamda hür basının önündeki ciddi engellerin kaldırılması konusunda desteklerini sunuyorlar. Sayın Bakanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bu yeni yayın dönemimizde ilk siyaset analizi programını yapıyorum. Konuğum kıymetli hocam Doktor İmbat Moğlu. Kendisi güvenlik ve terör uzmanıdır. Bilinen bir simadır. Hocam siyaset analizine hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ben de yeni yayın önünüzde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Yüce Rabbim bir daha susturmasın inşallah. Amin. İmbat Hocam, 58 günlük bir Afrin operasyonu söz konusu oldu. Siz hem uzmanlığınız gereği çok ilgilendiniz. Gündemde sürekli analizlerinizi dinledik. Siz bizzat bölgeye de benim tespitlerime göre birkaç defa gittiniz. Dolayısıyla öncelikle Afrin operasyonun arka planı neydi? Neden gerekli görüldü sorusuyla başlayalım. Tabii ki önce vatan savunması için canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Ben duyguları paylaşıyorum bütün şehitlerimize, Allah'tan yine rahmet. Aynen, gazilerimize de Yüce Rabbim sağlık ve sağlık saat versin. Ailelerine de sabrı cemiller diliyoruz. Şimdi Afrin Zeytin Dalı Hareketi'nin başlangıcı biliyorsunuz 20 Ocak 2018 tarihi. Saat 17 itibariyle başladı. Tek yegane sebebimiz bizim sınırlarımıza İran kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzeyine doğru devam eden ve Akdeniz'e ulaşmak istenen bölgede bir PKK terör örgütünün ya da terör koridorunu oluşturmak istenmesiydi. Bunu defaten yaklaşık Fırat Kalkanı'ndan önce de başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin bütün yetkilileri bu konuda yetkisi olan her yetkili sürekli bu bölgede bir terör koridoru oluşmaması için hem uluslararası arenayı uyardı hem de o bölgede bu koridoru oluşturmak isteyen güçleri ve onun arkasındaki tetikçilerin çok çok ciddi şekilde uyarılarda bulundu. Maalesef bunlar bu uyarıları hiçbir şekilde kayda almadı. En son yine Fırat Kalkanı hareketinin başarı sergiledikten sonra bu uyarıları devam ettik ama ABD'nin de büyük desteğiyle PKK terör örgütünün uzantısı olan YPG ve PYD bu bölgede 30 bin kişilik güçle birlikte bu Suriye'nin kuzeyinde bir hat oluşturmaya çalıştı. Bunu da söylemde kalmadılar. İşte fiilatta da hem lojistik destek olarak hem silah araç gereci olarak da kendilerini güçlendirerek bu bölgeye doğru hareket etme planlarını hazırladılar. İşte bu konudan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle Afrin Zeytin Dalı Hareketi'ne başladı ve Allah'a çok şükür çok az bir zayiatla ve yaklaşık 3000 bugün itibariyle 3991 teröristi etkisiz hale getirerek ve bu etkisiz hale getirmesinin dışında da en önemli olay da Afrin şehir merkezi dahil olmak üzere oraya huzur ve barış götürerek oradaki halkları, bunun içinde Arabı, Kürdü, Türkmeni ve diğer halkları olmak üzere hepsine huzur ve barış getirerek ve şu anda bütün insani yardım ve katkıları sağlayarak şu an o bölgedeyiz ve o bölgenin şu an huzuru tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun elinde. Özellikle Afrin şehir merkezindeki, işte biliyorsunuz şehir merkezine girmeden bir sürü hem sosyal medyalarda hem uluslararası arenada PKK-PYD'nin çok ciddi bir direnişiyle karşılaşacağımızı umarken PKK-PYD Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayak seslerini, tank ve top seslerini duyunca bölgeyi tabii Amerika'nın da büyük desteğiyle, katkısıyla bölgeyi terk etti. İşte terk ederken de sözde hep birazdan da o konulara geleceğizse Kürt halkının sözde hakkaniyetini ya da haklarından bahsederken o bölgede bulunan Kürtlerin bulunduğu bütün yerleşim alanlarına hem mayın döşediler, hem el yapımı patlayıcılar yerleştirdiler, tuzaklar kurdular ve bu tuzaklardan da hem bizim Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimiz can verdi, hem de o bölgede bulunan Özgür Suriye Ordusu ve Afrin halkı
ciddi şekilde zayiat verdi. Şimdi hocam yani 30 ile yakındır Türkiye'de bu PKK ile yapılan mücadele, bir tarafta bir terör örgütüyle silahlı kuvvetlerimiz, devlet çatışırken, ama öbür taraftan da şu veya bu şekilde bazı kısımlarına baktığınız zaman haklılık payları da var. Bir Kürt sorunu oluştu. Evet. Bu ülkenin kurucu unsuru olan ve bu ülkenin vatandaşı olan, biz ikimiz de Karslıyız, doğuluyuz. Bu halkın içinden bile neferiz. Evet. Ancak bu sorunun da bir realite olduğu gerçeği son çözüm sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetin, devletin kabul etmesiyle resmileşmiş oldu. Ancak PKK ile yapılan görüşmeler bizzat PKK'nın yine hatalarıyla inkıtaya uğradı. Bu süreç başlarken bizim bazı yetkilerimiz şu cümleyi kullandılar. Biz Kuzey Suriye'de bir Kürt koridoruna müsaade etmeyeceğiz diye. Bu ciddi tepkilere sebep oldu. Bana göre Amerika ve İsrail'in bölgede gerçekleştirmek istediği plana da bizim bu yetkilerin bu söylemleri biraz yağ sürmeye başlamıştı ki galiba operasyonu şöyle başardık. Özellikle de silahlı kuvvetler de çok güzel yürüttü bana göre. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ısrarla sivillere dokunulmayacağı, buna gereken hassasiyetin gösterilecek konusunu işleyip durdu. Ve bir PYD, PKK, sizin de ifade ettiğiniz gibi PKK, YPG, PYD ile bir savaşın yürütüldüğüne dair benim kanaatim var. Bunun üzerindeki değerlendirmelerinizi istirham edeceğim. Bir de buna ilaveten, o bölgeye girildiği zaman silahlı kuvvetlerimiz hakikaten 30 bin kişilik bir gerilla hareketiyle karşılaştı mı? Yani bu güç var mıydı? Unutmazsanız. Tabii ki. Bir üçüncüsü de şu. Neden Sayın Başkanımız da Cumhurbaşkanımız da mesela operasyonu çok önceden duyurdular? Yani bana göre bir nedeni vardı. Her şeye rağmen o bölgeyi boşaltsınlar istiyorlardı. Yanlış mı düşünüyorum? Buyurun hocam. Tabii ki. Birincisi, benim de en hassas olduğum noktalardan bir tanesi PKK terör örgütünün Kürt kelimesiyle aynı cümlede bile yer alması beni gerçekten çok ciddi şekilde rahatsız etmekte ve üzmekte. Ve bunu da sizin dediğiniz gibi hareketin başladığı dönemde maalesef devlet büyüklerimizden de konulanlandı ama sonradan biliyorsunuz düzeltmeler yapıldı. Burada oluşturmak istenen bir Kürt koridoru değil. Zaten bu coğrafyada yaşayan Kürtlerdir, Araplardır, Türkmenlerdir. Karşı tarafına baktığı zaman yine bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yine karşı taraftaki olanlar yine aynı şekilde Türkmeni, Kürdü ve Arabı var. İşte Hatay'a bakarsanız aynı aşiretten aile. Karşı tarafta Cerablus'a, Aziz'e gittiğiniz zaman aynı aileyi görebiliyorsunuz. Afrin'deki ailenin aynısını bugün Şırnak'ta, Siirt'te, Diyarbakır'da, Antep'te, Kilis'te görebiliyorsunuz. Çünkü bunlar düne kadar, ta 1921 yılına kadar bizim Misak-ı Milli sınırlarım içerisinde olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesinde olan bir topraklardı. Ve bunlar aynı kandan, aynı aileden, aynı aşiret yapıları, aynı aşiretler, aynı kan, aynı can. Onun için bu bölgede bir Kürt koridoru oluşturmak istenmedi. Burada zaten bir Kürt coğrafyası var. Yani bunu hiç ne ben ne başkası ne de devletin hiç kimse zaten bunu inkar etmedi, etmez de zaten. Sonuçta bu coğrafyada yaşayanlar Kürtler, Araplar ve Türkmenler ve Yezidler var bir kısımda. Şimdi o koridor kelimesini ben de büyük şekilde hem ilgili basın organlarında hem sosyal medyada tepki gösterdim. O konuda da çeşitli yazılar yazdım. Onu o şekilde ben de hiçbir zaman kabul etmiyorum. Burada yaşanmak istenen ve yapılması istenen büyük İsrail oyunun içinde olmuş olduğu, İngiliz derin devletin içinde olmuş olduğu, yine ABD'nin de bir numaralı sanığı bana göre parmağı olan bu bölgede bir büyük bir İsrail, Büyük Orta Doğu Projesi denilen projeyi hayata geçirmekti. Bunun tek sebebi ne bir Kürdistan oluşturmak, ne burada bir Kürt devleti oluşturmak, tek yegane burada bu coğrafyadaki sessiz sakin olan insanları devre dışı bıraktılar. PKK yanlısı olan, hatta içinde bunların içinde farklı farklı mezheplerde, farklı farklı ırklardan insanlar var. Bunlar da maşa olarak, çünkü yıllardır maşacılık yapıyor bunlar.
Bunlar da maşa olarak kullanıp bu bölgede hem Akdeniz'e açılmak hem de bu bölgede Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek. Yani onun için bu söylemi aynı şekilde ben de kabul etmiyordum. Orada Kürt koridoru değil, orada PKK terör örgütü koridoru. ABD'nin destek verdiği de verdiği silahlardan açıkça ortaya çıktı. Evet. Galiba 5000 tır ve 2000 yakında askeri kargo uçaklarıyla silahlar taşındı. Bu bizim bildiklerimiz, bu kamuoyuna yansıyanlar. Bir de bunun ötesinde başladı. Irak'ta biliyorsunuz artık benim Irak'ta özellikle Afrin hareketi başladıktan sonra benim artık Irak'ta şeyim kalmadı. Yani artık burada yapacak bir olayım kalmadı dedi. Oradaki askerleri özellikle Suriye tarafına, Münbiç bölgesine taşıdı. Sebebi yine Afrin Zeytin Dalı hareketiydi. Yani burada çünkü onların içinde yine PKK, PYD unsurları vardı. Yine kendi komuta ettikleri, kendilerinin eğitim vermiş oldukları kişiler vardı. Irak bölgesindeki ordusunu bile Suriye topraklarına taşıdı. Suriye. Ve orada da gelen silah Araş Gerec'in inanın envaterini duymak istemem. Çünkü çok aşırı derecede. Çünkü Saddam'la karşı karşıya gelen, o dönemde Saddam'ın gücü biliyorsun dünyaya kamuoyu tarafından bilinen, tabii ordusu sözde Cumhuriyet muhafızları bırakıp kaçtı biliyorsunuz. Bir tane kurşun sıkmadan Afrin şehir merkezi nasıl PKK, PYD bizim silahlı kuvvetlerin ayak seslerini duyunca terk edince dünyanın işte korkulu rüyası diye bütün dünya kamuoyuna Saddam Hüseyin'in Cumhuriyet muhafızları daha kırsala girer girmez kara kırsala girer girmez ABD ordusu bir anda ortadan kaldılar. Aynı şekilde çünkü onlar buraya gelirken Amerika çok büyük bir mukavemetle karşılaşacağını hesaplıyordu Irak Savaşı'nda. Çok ciddi silah araç ve gereç getirdi. Yıllardır da sürekli orada lojistik destek sağlıyor. Bunları bile Afrin Zeytin Dalı hareketi başladıktan sonra Suriye topraklarına taşıdı. Sebebi ne? IŞİD, yıllardır IŞİD'le çatışırken dönemde şeyi bitirmediniz de, oradaki hareketi bitirmediniz de, Irak artık temizlendi demediniz de biz Afrin Zeytin Dalı hareketine girince mi bunu gündeme getirdiniz? Evet. Bir de 30 bin kişilik güç. Tabii dediniz. 30 bin kişilik güç. Bununla karşılaşıldı mı? Yani şeye girildiği zaman sınır boylarına Suriye tarafına girildiği zaman Afrin bölgesine tabii, gerçekten böyle bir güç oluşturulmuş mu? Ne gördük? Bu benim şu şekilde tezim yani da, almış olduğum o bölgede de ben çünkü görevde yaptım o dönemler. Oraları da biliyorum az çok. Çok da bölgeye gittim geldim. Yaklaşık 30'dan fazla hem işte sınıra gittim hem içeri girdim. O bölgeyi gittim gördüm. Alınan ilk baştaki bana göre hareket başladıktan sonra karşımıza bir 14-15 bin kişilik bir mukavemet vardı. Yani tabii sayıları bana göre 70-80 belki devletin resmi kayıtları ya da uluslararası resmi kayıtlarda bu kadar PKK, PYD olmadığını söyleseler de şu söylem benim için geçer. Çünkü PKK, PYD ve DAEŞ var şu an. Yani karşımızdaki terör örgütü sadece PKK, PYD değil. Bir de bunun DAEŞ var. DAEŞ da bunların içinde 30 bin, 35 bin kişilik DAEŞ grubu bir anda biliyorsun bir gece hani Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın işte Suriye'ye gireceği söyleminden sonra biliyorsun bunlar da bir gece ansızın kayboldu. Yani yaklaşık 7-8 yıldır çatışma halinde olan işi terör örgütü bir anda kayboldu. Bunlar nereye girdi? Üzerindeki bez parçalarını çıkardı. PKK, PYD'nin bez parçalarını giydiler. Onlar da katıldı. Bana göre onların katılımıyla yaklaşık 70-80 bin kişilik PKK, PYD terör örgütünün oluşumu var. Bunun bizim mukavemete karşı bize ilk duruşları, bizim ilk hareket başladığımız 20 Ocak'tan itibarenki görüntüleri 15 bin falan civarındaydı. Fakat silahlı kuvvetlerinin işte özellikle sivil hassasiyeti göz önünde bulundurarak adım adım ve kontrollü şekilde Afrin Zeytin Dalı hareketini gerçekleştirirken bunlar her kaybettiği bölgeyi işte özür diliyorum yeni yetme teröristleri bilgisiz işte Bursa'ya dağa düştüğünde gördünüz yüzlerce binlerce tane cesaret verici haplar çıktı. İşte bu çocukları bu kandırılmış beyinleri o cesaret haplarıyla da baş başa bırakarak lider konumundakiler bölgeyi bir an önce terk ettiler. Ve bunlar geriye çekildi. İşte kayıplar ortada. Yaklaşık 3.994.000'e yakın PKK, PYD mensubu. Ne bekliyordun? bir mukavemet göstereceklerini mi bekliyordun? Yani 20 Ocak'ta. Yoksa Afrin'de karşılaştığımız tabloyu mu bekliyordun? Yani bırakırlar, geri kaçarlar. Çünkü bu bir gerilla hareket. Yani düzenli bir ordu değil. Bizim Türkiye Silahlı Kuvvetlerimiz karşısında dayanma söz konusu değil. İşte şimdi bugün mesela Yunanistan'la ilgili bazı konular konuşuluyor. Avrupa Birliği uyarmış demişken Türkiye'ye direnmeniz mümkün değil. Ayağınız böyle bir çılgınlığa
girmeyin diye. Doğrusu bundan da çok memnunum. Şundan dolayı herkes buna göre ayağını denk alsın yani. Bu ülke öyle sahipsiz, 2-3 tane çapulcuya bırakılacak bir ülke değil. Siz ne bekliyordunuz bu işin? Şu şekilde, beklenti şu şekildeydi. Yani aslında benim değil. Bizim Allah'a çok şükür hem başımızdaki lideri, hem Genelkurmay Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emekli askeri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenim sonsuz. Çünkü ben de ordu içinde yıllarca görev yaptım. O konuda sıkıntımız yok ama şu vardı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da bir hain FETÖ darbesini yaşadık. Ve doğru. Bu darbede de başrol oynayan maalesef üzülerek söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli üst kademelerindeki işte generalleri ve alt kademeleri. Evet. İşte bütün dünya şunu gördü işte artık 15 Temmuz'da biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir darbe vurduk. Çünkü 15 Temmuz darbesi bir şarlatanın yapmış olduğu bir darbe değildi biliyorsunuz. Bu bir darbenin arkasında uluslararası bir güç vardı. Özellikle ABD'nin ve diğer güçler vardı. İşte bu şarlatanın talimatıyla başlatılan bu 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık uzun bir dönem kendine gelemeyeceğini hesabını yaptılar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Genelkurmay Başkanımızın uygulamasıyla Fırat Kalkan Hareketi'ne başladık. Çok kısa bir süre sonra Fırat Kalkan Hareketi'ne başladık. Ve Fırat Kalkan Hareketi'ne başladığımız zaman, çünkü hedef IŞİD'di, DAEŞ'i yok etmekti. O dönemde bütün dünyanın, uluslararası arenanın bütün televizyonları, basını sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni övmeye başladı. Oysa daha birkaç gün öncesinde 15 Temmuz hain darbede Türk Silahlı Kuvvetleri bitti, Türk Silahlı Kuvvetleri artık yok, manşetleri atan o gruplar söz konusu kendisinin yok etmediği, kendisinin yaratmış olduğu aslında, kendisinin oluşturmuş olduğu IŞİD ya da DAEŞ diğer adıyla o terör örgütünü Türk Silahlı Kuvvetleri 216 günlük bir başarı operasyonla yine çok az zayiat vererek hem Özgür Suriye Ordusu'nda hem Türk Silahlı Kuvvetleri kardeşlerimize çok az zayiat vererek ve karşı da çok büyük zayiatlar vererek Fırat Kalkan Hareketi'ni büyük bir başarı elde etti. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de sivillerin yine burnu kanamadan o şekilde o hareketi bitirdi. Ve bitirirken de bütün dünya kamuoyu Silahlı Kuvvetleri Şanlı Ordusu'nun ta Mete Silahlı Kuvvetleri'nin oluşumuna kadar gittiler. Selçuklu'ya gitti, Osmanlı'ya işte bak bu böyle bir ecdadının ordusu diye bütün dünya kamuoyu konuştu. Afrin mi Fırat? Fırat Kalkan'da işte. Bütün dünya kamuoyu. Niye? Karşıdaki düşman IŞİD'di. Şimdi karşıdaki düşman PKK-PYD olunca aynı ordu. Tabii ki. Yani aynı ordu, aynı bölge, aynı coğrafya, hatta şu anki coğrafya tamamen yakın. Sınırımız yani biliyorsun bu Zeytin Dalı hareketi başlamadan önce 90'dan fazla roket Kilis, Reyhan, Hatay'a düştü. Onlarca kardeşimiz, sivil kardeşimiz şehit oldu, gazi oldu. Yani sınırımıza sıfır noktada aynı ses mesafesinde. Yani şu an Kilis'e bağırdığın zaman yan taraftaki Suriye köyü duyuyor o sesi. Yani yakın olan bir yerde bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu bildikleri halde kafa tutmaya başladılar. Ve bunu sanki işte diyorum kısa bir süre önce Almanya'dayken de Avrupa'nın birkaç tane ülkesine gittim. Hareket başladığı dönemlerde. Sanki oradaki Kürtlere yapılmış olan bir operasyonmuş gibi algı operasyonu yarattılar. Ve hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısından bahsetmediler. Ta ki ne zamana kadar? O da korkudan bahsediyorlar şu an. Afrin şehir merkezi düştükten sonra. Afrin şehir merkezinin düşmesinin iki politik oyunu vardır bana göre. Birincisi Amerika PKK-PYD desteğini ya çekti ya da artık kardeşimiz Afrin şehir merkezinde sizi korumayacağız ama Membiç'te bir söz verdi onlara. Siz Membiç'e çekilin. Ben Membiç'te sizi koruyacağım. Çünkü bizim için şu an Sayın Cumhurbaşkanı bunu sürekli de gündeme getiriyor. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de eğer şu haliyle Membiç durmuş olsa yine aynı Afrin'e yapmış olduğumuz hareketin aynısını Membiç'e de yapacağız. Bunu evet ben Amerika, de soracaktım Membiç gelecek aynen, yani Amerika bunu bildiği için bir kere daha sorayım. Yani nasıl ki Afrin'de direnmediler hemen kaçtılar. Onlar da kendi yayın organlarında diyorlar ki işte Afrin merkezde çok büyük zayiat verilecekti. Su kesintileri vesaire. Ama bir gerçek var. Çekildiler. Bırakıp kaçtılar. Neden bunu öncesinde de göremedik? Yani silahlı kuvvetlerimiz girer girmez de kaçabilirlerdi. Ama bir mukavemetle karşılaştık. Şimdi onların en büyük güvencesi şuydu. Biliyorsun Fırat Kalkı, düzeltiyorum. Zeytin Dalı hareketi başladığı zaman
Tabii Rusya ile İran'la müttefiklerimizle ABD'nin dahil o coğrafyada şu an Suriye'nin üzerinde hakimiyeti olan bana göre her milletle her ülkeyle görüşüldü. Yani öyle çünkü burası bir uluslararası, yani orada öyle kafamıza göre bugün burayı yapıyoruz deme şansımız yok. Bunları yaparken PKK-PYD'nin hesaplamadığı şu olay vardı. Yani Türkiye'nin dik duruşunu, yani Türkiye eğer bugün Amerika işte biz 3 kilometre 5 kilometre içeri daha önceden biliyorsunuz ben İran kuzeyinde de görev yaptım. İran kuzeyinde 5-10 kilometre ileri gittiği zaman Amerika ta o zaman da İran kuzeyinde bile değilken, Irak'ta bile değilken ey Türkiye dur diyordu ve gerçekten de duruyorduk. Yani artık öyle bir durumda değiliz. Allah çok şükür öyle bir ne öyle bir yapımız var ne de öyle güçsüz bir ülkeyiz. Allah çok şükür şu an onların dur dediği şekilde durmuyoruz. Eğer gerçekten bu milletin, bu vatanı, bu milletin bayrağı için durmamız gerekiyorsa duruyoruz. Onlar şu hesabı yaptılar. Arkadaş arkamızda koca bir ABD var. Onun dışında biliyorsunuz yüzlerce tane de gizli devlet desteği olan, yine gizli devletlerin sözde bizi destekliyor, bizi alkışlıyorlar ama arka taraftan da bütün silah araç 16 tane ülkenin en sonki operasyonlarda ele geçirilen silahlar, araç gereçleri hesabı 16 tane ülkenin silah araç gereci çıktı PKK-PYD'nin elinde. Ve bunlar çoğu bizim maalesef müttefiklerimiz. PKK-PYD şunu hesapladı. Biz biraz mukavemet gösterelim. Kesinlikle babamız ABD arkamızda duracak ve Türkiye geri adım atacak. Biz geri adım atacağız hesabı yapmadılar. Hatta şu anda bile Amerika çekileceğim diye beyanat veriyor. PKK sempatizanları algı operasyonu yapıyor. Hayır, doğru söylemiyor. Kalacak, işte destek verecek vesaire. Tabii ki yani Amerika'nın biliyorsun bu konuda özellikle Suriye politikası konusundaki duruşunu ben sev görmüyorum, tasvip etmiyorum ve oynaklığını da biliyorum, özür diliyorum. Tabiri caizse dansözden farklı şey yok yani, o konuda farkı yok yani. Çünkü bir sabah söyledi, akşam farklı, öğle farklı, ikindi de farklı, yatısı da farklı, hep farklı. Çünkü ABD asla ve asla Orta Doğu'da çekilmez, kim ne derse desin. Yani bugün tam mümkün için belki bizim büyük baskılarımız, büyük taleplerimiz doğrultusunda kendi elindeki terör örgütünü fazla zayiat vermemek için. Ve bu terör örgütünü biliyorsunuz IŞİD'i kendisi yarattı, sonra IŞİD'i kendisi imha etti. Bugün PKK-PYD şu an elinde kalan tek terör örgütü. Yani şu an özellikle Orta Doğu'da elinde tek kalan ve ciddi şekilde yatırım yaptı. Ciddi yani şekilde anlaşmalı yapmış. Trump'ın oldu. Ben çok zarardayım. Milyarları harcıyoruz, milyar dolarları bir neticede alamıyoruz. Kesinlikle çekileceğim demesini samimi görmüyor musun? Tabii ki görmüyor çünkü bu emlak tüccar. Yani özür diliyorum bir tüccardan siz getirip de eğer bir başkan yaparsanız bir tüccarı, tüccarın konuşacağı şey milli menfaatten öte milli gelirdir. Yani o da Trump şu an emlak biliyorsun dünyanın en zengini emlak konusunda bir gayrimenkul uzman. Yani onun için bir gayrimenkul uzmanın bir devlet uzmanlığı yapma şansı yok. Adam neyi düşünüyor? Şeyi de söylüyormuş, benim Türkiye'de de yatırımlarım var. Tabii ki. Bir sürü işim var ya, başıma bela açmayın diye. Şimdi onun için Trump'ın söylemleri biliyorsun devletin ABD başkanlarının hiçbiri ABD yönetmez. Sonuçta onun arkasında bir üst akıl var, bir de Senato denen bir yapılar var. Onun için, bu dik duruşumuzun elbette ki yani imanımız, silahlı kuvvetlerimize olan inancımız ama galiba en etkili olan konulardan birisi de kendi üretimimiz oldu. Yani ürettiğimiz silahlarımız oldu. Geçmişte işte siz Kuzey Irak'ta görev yaptığınız dönemde kullanılan silahlara ambargo, burada kullanamazsın, bu bölgede, şurada, şu örgüte karşı. Bu sefer böyle bir direnişle karşılaştırılmadı. Tabii ki. Şimdi bizim en önemli mesele şu an tabii milli silahlar neredeyse şu an Afrin Zeytin Dalı Hareketi'nin neredeyse %70-%80'i milli silahlarla başarıya ulaştı. SİHA'lar ve İHA'ların hatta dün okudum yaklaşık bu 3.991 PKK terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinde yaklaşık 1.300-1.400 tanesi SİHA'larla imha edilmiş, etkisiz hale getirilmiş olan bir durum. Ve İHA ve SİHA'larımız Allah'a çok şükür bugün tamamen %100 yerli. İşte bu evet. Yerlilik bizi bugün bu başarılara getiriyor. Yani diyorum işte Yüce Rabbimin takdir-i ilahi bu Afrin Zeytin Dalı Hareketi ve Fırat Kalkanı'nda şunu gördük. Ve bütün dünya bunu gördü. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse üretmiş olduğu ve kullanmış olduğu her silah, araç, gereç ve lojistik malzemesi tamamen yerli ve milli.
Bu da işte biraz önce de bahsettiğiniz gibi işte bir kendini bilmez bir Yunan bakanın 7000 askeri sınırlara koyacağı söyleminden sonra bütün Avrupa kamuoyunun işte kardeşim ayağını denk al, karşında bir Türk Silahlı Kuvveti Türkiye var demesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bugün o Zeytin Dalı Harekatı'nda Fırat Kalkanı'nda göstermiş olduğumuz büyük başarılar. İkincisi şu an Zeytin Dalı Harekatı devam ederken biliyorsun İran kuzeyinde de operasyonlarımız hiç durmadı. Yani hiçbir şekilde sekteye uğratılmadı. Aynı zamanda bu özellikle muhalefetin başta Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisinin takip ettiği bu konudaki politikalar, zikzaklar, AK Parti ile hükümetle girdiği polemikler ikinci bölümde konuşmak istiyorum. Kars Selim'den Murat Ekinci izleyicimiz ki Murat Bey kardeşim sürekli bizi takip eden kıymetli bir kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Yayınız birkaç sorun olacak İmdat hocama. Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada yurt içinde 180 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamasını yaptı. Hükümet terörü ülkemizde tamamen bitirecek. Bir de Rusya, İran ve Türkiye bir araya gelmesiyle teröre destek veren ülkelerin tavrı değişti mi? Artı birkaç gün önce ülkemizin doğusunda İran-Ermenistan sınırında ülkemize geçmeye çalışan teröristlerle çatışma çıktı. İki askerimiz yaralandı. Bu bölgeden neden geçiyorlar ve nereden yapılanıyorlar? Amaçlarına teşekkürler. Tabii ki. Birincisi, bir önce tam konuyu anlatırken kardeşimize mesaj attı herhalde size. Şu an Zeytin Dalı hareketi devam ederken hem İran kuzeyinde hem de yurt içinde Allah'a çok şükür hem PKK terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne hem de FETÖ terör örgütüne dikkat ederseniz arada yıl geçmesine rağmen her gün FETÖ terör örgütünün bir pisliğini çıkarıyoruz. İşte bu kumpasçıları, bu terör örgütü mensuplarını adaletin huzuruna çıkarıyoruz. Aynı şekilde yine PKK, PYD, YPG, DEAŞ mensubu hem ülkenin dört bir yanında konuşulan bu terör örgütü mensuplarını imha etmek için, etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri ve yine bizim güvenlik güçleri sürekli sahadalar ve sürekli operasyonlar devam ediyor. İşte ben birkaç gün önce hatta bir şehidimiz vardı, korucu kardeşimiz şehit oldu. Beş tane de yaralı güvenlik korucumuz vardı. Ziya Sözen Başkan ve Abbas Gündüz abimizle birlikte ben de Diyarbakır'daydım. Bir dün değil evvelsi gün geldim. Oradaki operasyonları birebir hem bölge komutanımız Zafer Koç Paşam'dan birebir sağ olsun bize o konuda bilgi verdi. Hem kolordu komutanımız, hem ilgili diğer komutanlarımızın görüşmelerimiz neticesinde çok ciddi şekilde, hiçbir şekilde şu an Zeytin Dalı hareketi devam ederken buradaki birlikler farklı noktalarda, farklı mecralarda değil. Onların hepsi oradaki kardeşlerimiz nasıl bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için savaşıyorlarsa yurt içinde de PKK terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü etkisiz hale getirmek için ciddi şekilde çalışmalar yapılmakta. Ve işte onu da en basit örneğini işte birkaç gün önce hatta dün yine Harkuk bölgesinde yaklaşık 13 tane PKK-PYD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yüzlerce tane silah araç gereci ele geçirildi. Yine döşemiş oldukları MAİN ve EYP'ler tespit edildi, imha edildi. Sizin tespitlerinize göre ülke içinde yani PKK ile PYD zaten bir. Aynen. PKK'nın çözüm sürecinde bu yana bu çatışma dönemi başladığından beri durumu ne safhada? Şimdi PKK-PYD biliyorsun çözüm sürecinde silahları gömüp bittiler. Onun dışındaki gittikleri yerler ya şehir yapılaşmasına tabii ki bunların bir anda bir 40 yıllık yapılaşmanın bitmesi mümkün. Bu 40 yıllık yapılaşmayı tabii daha da Allah nasip ederse bitireceğiz ama bir de şehrin içinde olan terör örgütü mensupları var. İşte kravatı olan PKK terör örgütü mensupları var. İşte farklı kurumlarda ve kuruluşlarda çalışan kriptolu terör örgütü mensupları var. Yani onun için bir anda yok etmek diye bir 40 yılda yok etmediğimizi çok kısa bir sürede yok ederiz manasına asla ve asla gelmesin bu söyledim ama Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki son terörist temizlenene kadar bu hareket devam edecek. Adı bugün Afrin Zeytin Dalı hareketi olur, yarın Münbiç olur, yarın Murat hareketi olur, bilmem Şırnak hareketi olur ama sonuçta bu terör örgütü
temizlenene kadar bu yani bu özellikle Kuzey Suriye'de bir otonom bölge, teritoryal bir bölge oluşturma çabasında şunu ben sezinledim. PKK Türkiye'de ciddi bir mevzi kaybediyor. Artık operasyon kabiliyetini bile kaybetme noktasına geldi. İşte geçmişte bizim Kars Kağızman Çemçe Yaylası'nda bir tane kampı vardı. Bölgede Doğu Güneydoğu'da oluşturduğu 71 kamptan bir tanesi de orasıydı. Bir nevi köylere karakol, mahkeme ve yürütme görevi yapacak durumda kendisini gösterirken şu anda bir tane elemanı bile yok. Biraz önce SİHA'lardan bahsettiniz. Geçen yıl aldığım bilgilere göre 20 civarında militanı kalmış. Onlar da tamamen temizlenmiş durumda. Bu hale geldi. Yani köye, en ucra köye, Kazma'nın Karacakören köyüne bile dağın başında gidecek durumları yok. Bunlar geri kalan güçlerini sanki bana öyle geliyor ki Kuzey Suriye'yi yığmak suretiyle orada bir güç devşirmeye çalıştılar. Doğru mu değerlendirmem? Nasıl görüyorsunuz? Tabii şu an biliyorsunuz Sincar'da, Kobani'de, Kandil'de PKK terör örgütünün zaten yapılaşmaları devam ediyor. Aynı şekilde Münbiç'te şu an ciddi şekilde PKK terör örgütünün mensupları var. Tabii terör örgütünü biz bugün dağlarımızda, ovalarımızda... Bu kaçan militanlar bu bölgelere mi kaçtı? Tabii şu an özellikle bir önce Murat kardeşimin sorduğu soruya şu şekilde cevap. Şu an Ermenistan'da almış olduğumuz istihbarat kaynakları 60 binden fazla, özür diliyorum, 6 bine yakın PKK mensubu var. Yani özellikle işte o ani, biliyorsunuz o anideki sınır boylarında maalesef tabii ki geçiş noktalarını yıllardır o bölgede de konuşlanan, özellikle bizim işte Zeytin Dalı Hareketi'ndeki başarı gören, ondan sonra da iç bölgelerimizdeki yapılan başarılı operasyonları görünce artık soluğu yeniden toparlanmak babında Ermenistan'da kaçış noktaları gayet normal ve o zamandır da bunu yapıyorlar. Bunu zaten bu konuyla ilgili alınan bilgilerimiz de mevcut. Buyurun. Bu anada. Tabii. Hocam bir reklam aramız var. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğim. Değerli izleyiciler, reklam arasından sonra siyaset analizi kaldığı yerden devam edecek. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın konuğum Doktor İmbat Moğlu, güvenlik ve terör uzmanı. Hocam, bu militanlar Afrin'i bırakıp kaçtıklarında nerelere kaçtılar? Tabii zaten bizim Zeytin Dalı Hareketi devam ederken bunlar zaten ilk mukavemetten sonra sahipsiz kaldıklarını hissettikten sonra, özellikle ABD'nin o dik duruşunda bir eğiklik hissettiklerinden sonra lider konumundaki, ilk başta değil mi, mukavemette belki 15 bine yakın PKK, PYD unsuru varken hareket başladığında 4. 5. günden itibaren bunlar peyderpey önce Afrin şehir merkezine yerleştiler. Afrin şehir merkezinde orada bir güç gösterisi yaptılar. Kamuoyuyla paylaştılar. Yani kendi yayın organlarına paylaştılar. Biz buradayız, bekliyoruz. Biz şu şekilde tepki vereceğiz. Ciddi şekilde, ciddi söylemlerde ve kamuoyu da, uluslararası kamuoyunu da kullanarak büyük bir ses getirdiler. Tabii orada da sivil kalkan olayını kullanacaklardı. İşte oradaki... galiba zaman da kullandılar. Tabii şu şekilde. Ben aslında bunu ilk hareket başladığı dönemde ilk yayında da söylemiştim. Yani Afrin şehir merkezinde %100, yani onların bahsetmiş olduğu gibi kesinlikle sivil kalkan, sivil yoktu daha doğrusu. Sivil kalkan değil mi de sivil yoktu. Çünkü zaten bunların yapmış olduğu zulümlerden, bunların yapmış olduğu gayri meşru işlemlerden dolayı çoğu zaten oradaki Kürt kökenli, Arap kökenli, Türkmen kökenli kardeşlerimiz zaten bölgeyi terk etti. Kimi Lübnan'a gitti, kimi Türkiye'ye gelip işte bugün işte Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'da işte ya da bizim sınır boylarında yapmış olduğumuz ya da şehir merkezinde yapmış olduğumuz kamp merkezlerinde. Yani bizim misafirlerimiz. Geri kalan Afrin merkezinden kalan geri kalan siviller ise şu bağlantılar vardı. Ya çok yaşlı, hastaydı, yürüyüp gidemedi, kaçamadı ya da imkanı yoktu. Ya da işte kendi şu an PKK-PYD'nin unsurları içinde lider konumunda olan ya da asker konumunda olan, onların terör grubunda olan kişilerin kan bağı olan kişilerdir. Ve dikkat edersen Afrin şehir merkezinde onların demiş olduğu gibi işte 200-300 bin tane sivil var, işte
Türk ordusu buraya giremez diye de beyanat veren uluslararası güçler gördüler ki öyle 200-300 bin nüfus yok. İşte terk edilenleri gördük. Kameraların, işte bütün kameralar oradaydı. SİHA'lar sürekli kaydetti. İşte boşaltanlar 60-70 bin kişiydi. Zaten bunlar 60-70 bin kişinin içinde de bir kısmı PKK-PYD'den önceden zaten boşaltmıştı. Şehir merkezinde tam sınırına, sıfır noktada yaklaştığımız zaman da bir kısmı da o sivillerle birlikte kimi özür diliyorum etek giyerek, kimi farklı sivil kimlikleri bürünerek silah araç gerecini bırakıp onlarla birlikte o bölgeyi terk ettiler. Çoğunluğu Menbiç'e, işte Şam'a, Halep'e yakın coğrafyadaki yerlere yerleştiler. Kuzey Irak'a geçmiş olanlar olur mu? Tabii Kuzey Irak şu şekilde bizim sonuçta bu hareketi başladığımızı bildikleri için yani mesafe yakın olan hepsine geçiş yaptılar. Yani evet. Ve şu an halen saklananlar var işte. Her gün sürekli arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Hem Özgür Suriye Ordusu hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani hareket bitmiş değil biliyorsunuz. Orada sürekli hem döşemiş oldukları EYP'ler. Galiba de, Türkiye isteseydi yani ilk günlerde de gidebilirdi ama büyük sayatlar olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Genelkurmay Başkanı sık sık sivil hassasiyeti, noktalara hassasiyeti çok da iyi oldu. Evet, Allah'a şükür değil mi? Şimdi hiç kimse kalkıp da bunu söyleyemez. Hani yapmamız gereken bu yani. Tabii zaten kimseyi bunun, ikna etme mecburiyetimiz de yok. Aynen. Çünkü bizim ne millet olarak bize yakışır ne de İslami temel değerlere göre biz katliam yapmayız. Bir savaş hukuku aynen. var İslam'a göre. Aynen. Biz savaş İslam kadın, yaşlılar, genç çocuklar aciz durumda olan insanın korunması gerekiyor. Ama maalesef işte daha dün sayı aldım. 550 binden fazla Esad sözde kendi işi yani benim vatandaşım, benim milletim dedi milletini yok etti. Bunlar 25 bin tanesi çocuk, bebek yaşta çoğu. Tabii. Doğu onun Kuba'da, dışında, aynen, Doğu Kuba'da daha taş dün, üzerinde taş kalmadı. Aynen daha Amerika'nın Rakka'ya girerken yaptığı tahribat gözler evet. önünde. İşte bizim Afrinşehir merkezine evet. girerken binalar yerinde, şehir evet. yerinde 3-5 tane bina yıkıldı ama onlar da kendilerinin PKK-PYD terör örgütünün döşemiş oldukları mayınların patlaması sonucu. Mayınları sadece oralara değil Kur'an-ı Kerim içine bile aynen. yerleştirip affedersin çöplüklere atıyor. Bizim askerimiz kaldırınca infilak olup şehit oluyorlar. Aynen onun için biz şehirleri neredeyse gerçekten aldığımız gibi koruyoruz. Hatta şu an ilerletiyoruz. İşte şu an bir yaşam başladı. Yani Afrinşehir merkezinde şu an ciddi şekilde yaşam başladı. İşte Türk Kızılay orada, AFAD orada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihmal yaşası orada. Çok kısa içerisinde Afrin belki de Türkiye şehirlerinden bir tanesinden daha fazla imar ve iskan edilecek duruma getirilir. Belki de bizim Türkiye'de olan birçok Suriyeli mülteci kardeşimiz de oraya dönmek zaten sorumlu. Şu an dönüşler yavaş yavaş başladı. Geçişler oldu. Zaten bu coğrafyadaki ırklar bizim kardeşlerimiz hepsi. Yani biz onlar düne kadar yani arada daha 100 yıl bile geçmemiş. Yani 1921 yani arada 100 yıl dahi olmamış. Bir coğrafyada aynı kanı, aynı canı, aynı hedef her şeyden önce en tepede bizi İslam olarak bağlayan bir dinimiz var. Onun için bizim onlardan asla ve asla ayrışmamız söz konusu değil. Bizlerin onları ayrı tutmamız asla söz konusu değil. Bugün Azez'de ciddi şekilde artık her gittiğiniz yerde bir okul açılmış, her gittiğiniz yerde bir eğitim kurumu, sağlık kurumu. Aynı şekilde şu an Afrinşehir merkezinde daha önceden ticaretle uğraşan, kepenk indiren, ya da o bölgeyi terk eden esnaflar geldi, işin başına kepeklerini açtılar. Bizim sürekli 7-24 saat esasına göre sıcak yemek, yaşa, ona benzer bütün imkanlar, insani yardımla ilgili gerekli ne varsa, ne kadar destek varsa hepsini biz şu an o bölgede gösteriyoruz. Hatta dün Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklaması vardı. Rakam olarak söylemeyeyim dedi. Yani Avrupa Birliği özellikle Suriye Savaşı başladığı dönemde bize misafir olan Suriyeli kardeşlerimizin ikmal yaşası için, onlara lojistik, onları işte barınması için şu kadar vaatte bulundular ama maalesef şu an onun çok cüzi bir rakamın ancak bize destekte bulundu ama bunlar hiçbir zaman etken değil dedi. Avrupa Birliği bu yardımları gönderse de göndermese de biz üzerimize düşen bütün insan yardımlarının her türlüsünü yapacağız ve gerçekten de şu an sahada yapıyoruz. Yani çok ilginçtir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun bir süredir Avrupalı liderlerin yüzüne de vurduğu, siz şu kadar söz verdiniz ama tek kuruşu gelmedi. Üstelik de bir de bizden proje istiyorsunuz. Size ne proje vereceğiz? Yani yapacağınız bir yardım varsa buyurun hiç bizi de karıştırmadan gelin. 3,5 milyon insanı
Suriye'nin Türkiye topraklarında. Bunların önemli bir kısmı da Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz her cenahtan var dediği konu, o videoyu bulmaya çalışıyorum. Bilmiyorum sizin dikkatinizi de çekti mi rahmetli Turgut Özal. Aynı şeyleri 1990'lı yıllarda söylemiş. BBC Londra'ya verdiği bir işte diyor ki çok güzel İngilizcesiyle geldiler diyor. Baktım ki Kürtleri çok savunuyorlar. Ya dedim siz bu kadar savunacağınıza bak, ben 30 bin Kürt'e vatandaşlık hakkı veriyorum. Siz de size gelenlere verin dedim diyor. Tek bir tane vatandaşlık hakkı vermediler. Siz neden o zaman bu konuyu bu kadar merak edip de takip ediyorsunuz diyor rahmetli Özal. Yani her dönemde yine 1991'de rahmetli Erbakan Hoca'nın o videoyu bulursam şey yapacağım rahmetli Özal'ın. Erbakan Hoca Meclis Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir köşe yazarının yazısını okuduğu zaman kıyamet kopmuştu. Herkes ya olur mu? Yani hani Kürtler organize edilmek isteniyor. Sonra bir Kürt devleti, arkasında bölge, işte o Kuzey Suriye'deki koridor, sıcak denizlere inme politikası vesaire. Sonra da şimdi herkes ya Erbakan Hoca ne büyük insanmış, ne güzel söylemiş demeye başladı. Her dönem aynı oyunu senaryo koyuyor. Bu oyun için bizim Atıf Hocam şeye bakmak lazım. Yani bu milletlerin yani sonra ta 1940'lı yıllarda Selçuklar döneminde bizim kardeşliğimiz başlamış. Evet. Yani geçmişimiz gerçekten hani bin yıla aşkın bir süredir bu milletler bir. Ve bu milletleri en temelde tutan, en başta tutan bir unsur var. O da İslamiyet. İslam, evet. Ve İslamiyet o kadar etkili artık örfümüz, adetimiz, kız alıp vermeler, aynı kandan, aynı candan tek beden olmuşuz. Yani şimdi bin yıllık olan bu tarihimizi biz gerçekten sahaya çıkıp anlatırsak, bugün PKK terör örgütü ve yandaşlarını ve onları destekleyenlerin ortadan tamamen kaldırırız. Onun için bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi bu. Yani anlatmıyor bizim, muyuz? Hocam bence yetersiziz. Yani eğer bugün bazı noktalara değinmek isteniyorsa bizim oturup gerçekten hani akli selim insanlar oturup tek tek hem o coğrafyada hem burada hem 81 il vilayette oturup tek tek bu gerçekleri anlatmamız lazım. Yani Türk ve Kürt kardeşliğinin bin yıldan fazladır. Yani Malazgirt'e girmeden önce bile Alparslan Diyarbakır'a gidiyor. Orada Mervani Bey var. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu Bey'in. Orada gidip Mervani Bey'den yaklaşık 10 bin Kürt askerle birlikte 1071'de Malazgirt'ten içeri giriyor. Yani onun büyük desteğiyle, Bizanslara karşı onun da büyük desteğini alarak. Yine aynı şekilde İdrisi Bitlisi, Yavuz Sultan Selim. Tabii. Nasıl anlıyorsak. Eğer Çaldıran zaferi şey olduysa burada İdrisi Bitlisi'nin yaptığı büyük ittifak. Yani 26 tane aşiretiyle birlikte, beyle birlikte Yavuz Sultan Selim'in yanında olduğu ve Şah İsmail'i imha etti, yok etti. Yani o bölgeyi temizledi. Ne yaptı? Yavuz Sultan Selim'in özellikle Orta Doğu'ya açılmasında akıl insanı, bilgi danıştığı insan İdrisi Bitlisi'ydi. Yani onun dışında yine Kutulamere Zaferi'nde, Çanakkale'de, Milli Mücadele döneminde, 15 Temmuz'da ve bunların hep her alanda biz hep birlikteydik. Hiçbir zaman ayrı kalmadık. Bu rahmetli Turgut Özal videosunu bulmuşlar hocam, bir birlikte tabii izleyelim ki mi? Tabii ki, lütfen. Tamam. Arkadaşlar eğer şeyse, hazırsa yansıtalım. Hakikaten bu kardeşlik bu kadar güçlü olmasına rağmen ben de sizinle aynı kanaati paylaşıyorum. Gerçek manada toplumumuzu anlatamadık. Kardeşliğimizi benimsetemedik. Zaman zaman Avrupa'daki reçeteleri çok fazla sunduk halkımıza diye düşünüyorum. Laiklik adına, efendim başka fikirler adına halkımızı bu İslam kardeşliğinden uzak tuttuk. Hazır mı arkadaşlar? Evet. Rahmetli Turgut Özal'ın yine aynı konuyla ilgili o dönemde 90'lı yıllarda, yani 93 falan olabilir, 92 özellikle birinci Körfez Harbi'nde çok yoğun olarak 36,000 Kurdish refugees, evet, coming from Iraq. We are helping them and
I wonder in the last one year, all the human rights advocates in the Western world did not make a small help. I asked them, I will have this help of these people immigrated to Turkey, and you take the other half. But there was no answer. They did not want to take a single Kurd. If you are bir tane very much after diyor. The Kurdish problem, why you did not accept those people? Why you put this visa requirement? Ve küçük so bir yardımda bile bulunmadılar. Kurds. Yes, Kurds or Turks, whatever. What would you like Britain to do? I think there should be no visa requirement. And then, rejecting off-camera interjections from his officials, Mr. Rosal promised there would be retaliation. Will you be introducing visas for British citizens coming to Turkey? Yes, we will. Yes. When will that happen? Evet. Şimdi rahmetli Özal bunları konuştuğu dönemde PKK efendim oluşum tabii safhasında bir de Özal için neler söylüyorlardı neler. Ne zaman vefat etti? Bunlar başladılar. Özal olsaydı Tayyip Bey'in yerine ne yapacaktı? Çözecekti. Erbakan Hoca söylediği zaman faşistlik yapıyor diyorlardı. Hoca vefat ettikten sonra hoca. Ben evet. Hocanın 10 yıl danışmanlığını yaptım. Bunları hayattayken söylediğinde de siz tepki gösteriyordunuz. Yani hakikaten bir samimiyetsizlik ama herhalde bu dönem Amerika'nın PKK'yı açıktan kullanması, PYD'yi açıktan kullanması kadar iktişafi olmamıştı. Doğru mu hocam? Kesinlikle hocam. Şimdi rahmetli Özal'dan sonra şöyle bir dün Kürt aşiretleriyle ilgili bir araştırma yaparken şöyle bir not var. Okuyayım aslında daha güzel olur. Hatta şey olmasın. Tabii. Kürt aşiretleri itilaf devletlerine, yani Milli Mücadele döneminde itilaf devletlerine bir tane mektup yazıyor. Yani bunu resmi kanalla gönderiyorlar. 22 Şubat 1920 tarihinde Baban aşireti, Basuran aşireti reisi Yusuf, Botman aşiret reisi Seyit Yusuf, Bal aşireti reisi Eyüp, Medan aşiret reisi Çiçek, Göçel aşiret reisi Yusuf, Abbas aşiret reisi Seyit Ali, Rol aşiret reisi Hasan, Şadi aşiret reisi Yusuf ve Şişan aşiret reisi Muhsin imzalı çeşitli mercilere gönderilen bir telgrafla şunlar yazılıydı. Gazetelerde öğrendiğimize göre şu anda Paris'te oturan ve Kürt olduğunu iddia eden Şerif Paşa Türkiye'deki entrikalardan başarılı olmadığı için Bogos Numar ile birlikte gerçekte kişisel çıkarları için çalışmasına rağmen güya bağımsız Kürdistan için barış konferansına başvurmuştur. Bu nedenle barış konferansına bildiririz ki Kürtler soy ve din olarak Türklerle aynı ülke içerisinde birleştikleri yasal kardeşlerdir. Osmanlı hükümetinden başka hiç kimsenin Kürtler adına konuşma hakkı yoktur. Osmanlı tarihi içinde Kürtler arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır ve bütün savaşlarda Kürtlerle birlikte ön saflarda kanlarını akıtmışlardır. Acaba Rus orduları ülkemizden çekildikten sonra Ermeniler tarafından katledilen Müslüman halkın %80'inin Kürt olduğunu bugün Bogos Nubar'la uzlaşan Şerif Paşa bilmiyor mu? Öyleyse Ermenilerle işbirliği yapma çabaları sonuçsuz kalacaktır. İmparatorluk topraklarından bir kısmını ayırıp Kürtlere vermek, gelecekte Ermenilere yeni bir ülke hazırlamak demektir. Barış Konferansı'nın dikkatine sunuyoruz ki, bizi Osmanlı İmparatorluğu'na ayırmak için varlığımızdan hiçbir şey bırakmaksızın yok etmeleri gerektiğini kendilerine bildiririz. Ya bütün Kürtleri yok edeceksiniz ya da bizi Osmanlı'dan evet. ayıramazsınız diye o dönemde aşiret reisleri, liderleri itilaf devletlerine ithafen bunu gönderiyor. İşte bizim kardeşliğimiz bu. Tabii yani bu hakikaten çok önemli bir belge. Birçok açıdan değerlendirmeye mercek altına alınması gerekiyor. Bir defa Kürtlerin kendi ama Kürtleri temsil eden aşiret reislerin, gerçek Kürtlerin tavrının, eğiliminin hangi yönde olduğu çok net ortada. İkincisi Osmanlı, evet. İslam kardeşliği üzerinde yürütünce Kürtleri de, Lazları da, Çerkezleri de yani ne kadar etnik yapı varsa kendi içerisinde ne kadar mutlu olarak ihya etmiş bu onun da belgesidir. Kesinlikle. Bu açıdan da Türkiye'nin bunu algılaması lazım. Devletimizin, hükümet bunu algıladığını düşünüyorum. Yani Tayyip Bey'in
sürekli Osmanlı'da Kürtlerin konumu sadece Kürtlerle ilgili değil, birçok konuda Osmanlı'ya referans göstermesi zaten buna delalettir. Yani. Ama şimdi birazdan CHP'yi konuşacağız. En başta CHP ve diğer muhalefet partilerin de bundan başka bir kardeşliğin bizi birlikte tutacak bir çimenton olmadığını kabul etmeleri gerekiyor. Bunun dediğiniz gibi millet temeline yaymak lazım. Evet. Yani konu açılmışken birkaç gün önce yine Fransa'da yanlış hatırlamıyorsam bir Türk kardeşimizin orada yaşayan, yıllardır orada oranın hatta vatandaşı olan bir ailenin evin önündeki 3-4 tane araç PKK yandaşları tarafından kundaklanıyor. Evet. Ama söylem tabii ki bu kundaklamaya karşı biz de millet olarak coğrafya neresinde olursan bütün terör örgütlerine karşıyız. Söylem şuydu hanımefendinin, yani basında da bakarsınız. Biz Kürt kardeşlerimizi oysa çok seviyoruz, biz onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Şimdi bu kelimeyi kullanan kardeşime şunu söylüyorum. Kardeşim, Fransa devleti bunların PKK yandaşı ve PKK'lı olduğunu kanıtlamış ve şu an gerekli olan cezaları vermiş ya da vermek üzeredir. Siz kalkıp da orada Kürt kardeşimize biz çok iyi anlaşıyordu, komşularımızı bilmem ne kelimesini kullanarak bana göre Kürtlere iyilik değil, Kürtlere kötülük yapıyorsunuz. Yani her PKK terör örgütünün yapmış olduğu olayda bir Kürt kelimesinin söylemini ben kabul etmiyorum. Tabii ya, kesinlikle kabul etmiyorum. Hatta şunu söylemek yani, lazım hocam. Yani vicdanlara dokunuyor. Evet, bu çözüm sürecinde PKK'yı çözüm sürecinde PKK'yı bir nevi Kürtlerin temsilcisiymiş gibi takdim edilirken hepimizin zoruna gitti. Yani AK Parti olsa da, MHP olsa da, CHP olsa da olmasa da biz PKK'yla bölgede hareket edemeyecek milyonlarca insan var. Kalkıp bütün bölge halkının temsilcisi olarak kabul ettikleri zaman zaten karşı çıkıyorduk hep beraber. Özellikle de bir halkın ismi, bir etnik yapının adını kullanmak onlara hakarettir. Yani tabii o coğrafyada özür diliyorum. İşte Atıf Hocam, sizin köyünüzü PKK boşaltmadı mı? Evet. PKK'nı zorla boşaltmadı mı? Doğru. Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütü köyleri boşaltmadı mı? Tabii. Kürtlerin temsilcisi olabilir mi ya? Benim köyümü, sizin köyünüzü boşaltan bir örgüt, bir terör örgütü benim temsilcim olabilir mi? Birinci bölümde de güzel bir tespit ve gördüğünüz bir şey söylediniz ya hocam, dediniz ki bırakıp Afrin'i, köylerini bırakıp kaçarlarken her tarafa mayınlar döşediler. Bu nasıl bir Kürt sevgisi ki? Bu nasıl bir Kürt sevgisi ki surun tümünün altını sen hendek yapıyorsun. Okulları yakıyorsun. Camileri Allah'ın evini yıkıyorsun. Hiçbir şey istemiyorsun. Okumasın, din okunmasın, Allah öğrenmesin, ülkesini tanımasın. Yani tanıdığım... Aynen, özür dilerim lafınızı yiyeyim. Kürtler İslamiyet'e Hazreti Ömer döneminde girmiş bir millet ya. Hazreti Ömer'e en ağır hakaretleri yapıyor bu PKK'lılar. Evet, yani şimdi diyorlar ki Kürtlerin en büyük katliamı, Kürtlere en büyük katliamı yapan Hazreti Ömer'dir. Çünkü biz bunları tanıyoruz. Bunlar din, iman yok. Milyon defa söyledik. Açıkça da söylüyorlar. Bizim bazı insanımız kabul etmiyor. Bunları muhatap kabul ediyor. Kesinlikle. Yani PKK şey olunca ben istesem de istemesem de sesim böyle yükseliyor hocam. Bir izleyicimiz de diyor ki Avrupa devletleriyle ilgili bir sorum olacak. Almanya'da polis arabasının megafonuyla propaganda yapan mı? Fransa sokaklarında racon keseni mi? İngiltere'de trenlerin önü kesenleri mi diyeyim? Daha nicesi. Bunlardan Avrupa Birliği olmaz. Bunlar da olsa olsa PKK'nın avukatları birliği olur. Benim düşüncem bu. Sizlerin düşüncelerini ben almak istiyorum diyor. Tabii ki yani bize Avrupa zaten bir gün PKK gibi, işte DAEŞ gibi, daha doğrusu bütün terör örgütlerinin ana kaynağı, anası da babası da kendileri zaten. Kendileri dönemsel yaratırlar. O coğrafyada imkanları ve kabiliyetleri bittikten sonra, amaçlarına ve vizyonlarına ulaştıktan sonra o terör örgütlerini yok ederler. Zaten PKK itikat edersen artık bütün hemen hemen dünyanın bütün ülkeleri bir terör örgütü olarak kabul ediyorlar. Ama biliyorsun evet. PYD, YPG... Hocam son 5 dakikamız var. Bu 5 dakikada da Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi nedense diyelim ki operasyon kararı önce Milli Kurulu'nda tartışılıyor. Sonra Bakanlar Kurulu'nda bir yasa taslağı haline dönüşüyor. Yasa tasarısına dönüşüyor. Sonra Cumhuriyet parlamentoya geliyor. Oradan çıktığı halde istihbarat, silahlı kuvvetler, herkes bölgeye girelim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi girmemeliyiz diyor.
Afrin'e kesinlikle bir operasyon yapılmamalı diyor. Bilmiyorum yani Genelkurmay Başkanı'nı hiç mi ziyaret etmiyorlar mı? Kendisine bilgi almıyorlar mı? Ya da ziyaret etmek istiyorlar da Genelkurmay Başkanı MİT Müsteşarı bilgi mi vermiyor? Sonra gidiyor silahlı kuvvetler Afrin'e. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı şimdi de bayağı konuşuyor. Dış politikadan da anladığını iddia ediyor. Bu arkadaş çıkıp diyor ki tebrik ediyor. Başarıyı tebrik ediyor ama iki gün önce de demiş ki girilmemeli. Tek isteğimiz diyor Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bunu politik argüman olarak kullanmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız silahlı kuvvetlere bir moral vermek için üniforma giydi, Hatay'a gitti sanatçılarla birlikte falan. Burada tepkiler oluştu. Bir genel tabii, değerlendirme CHP hemen, ne yapmaya tabii çalışıyor? Yani ben başta şunu söyleyeyim. Bugün Afrin Zeytin Dalı Hareketi, PKK terör örgütünün karşı yapılan hangi operasyon olursa olsun eğer bir mukavemet kişisel olarak mecliste ya da başka yerde ya da kişisel olarak bir tepki gösteriyorsa, bunu olumsuz olarak konuşuyorsa benim gözümde PKK terör örgütü neyse o da odur. Benim çünkü burada dava vatan davası, burada vatan bayrak davası, burada dava İslam davası. Onun için bu şekilde Afrin Zeytin Dalı Hareketi'nin ya da Fırat Kalkan Hareketi ya da şu an Türkiye'nin Şırnak'ta, Cizre'de, Tunceli'de, Kılıçdaroğlu'nun memleketinde her gün teröristler boy gösteriyor, her gün etkisiz hale getiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Kılıçdaroğlu hangi gün orada da oradaki vatandaşın halini, ruh halini biliyor da onu konuşuyor. O Öztürk Efendi dediğiniz genel başkan yardımcısı, IŞİD destekli PKK onu kaçırdığı zaman, şanlı ordumuza ve devletin hükümetine sarıldığı zaman da kurtardıktan sonra da 10 bin defa Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederken o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çok çok iyiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri çok iyiydi onu kurtarırken, terör örgütünün elinde kurtarırken. Şimdi ben şunu da düşünüyorum. Demek ki terör örgütüyle anlaştı. Boy göstermek için siyasete girmek istiyordu. Sıradan bir konsolostu. Demek ki sırf bir siyasete girmek için kendini bana göre, ben şimdi o komplo teorisini üretiyorum. Demek o Öztürk Genel Başkan Yardımcısı sırf siyasete girmek için o dönemde terör örgütleri anlaştı. Kardeşim beni kaçırın. Türkiye'nin de büyük baskısı yüzünden iade edildi. Kınına dokunulmadı. Hiçbir şekilde yüzünde bir çizik dahi yok. Bir şey olmadan Türkiye'ye iade edildi. Demek ki bu oyunlar içinde oyun oynayan bir adam. Onun için onların hiçbir söylemini kabul etmiyorum. Sanatçılarla ilgili olması gereken budur. Biz millet olarak herkes, 81 milyon dün 80 yaşındaki bir teyzemiz yaşlılık maaşı ayda 300 lira 350 lira tam rakamını bilmiyorum da son 3 ayını almamış, 3 aylık maaşını almamış 1000 TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yatırıyor. Bu ne kadar büyük bir örgü. Bu millet 80 yaşındaki belki de tek geliri olan o teyze 1000 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na iade ediyor. Gezi Park olaylarında Halil Ergenç, Bergüzar Koral, Hümeyra, yani ismi Hande Yener, Tarkan gibi Türkiye'nin starları olan sanatçılar Gezi Park olaylarında her gün sahneye çıkarken hiçbir şekilde tepki göstermeyen, hatta onlarla kol kola Gezi Park olaylarına katılan ve Gezi Park olaylarının altyapısında bütün dünya biliyor bunu, bütün Türkiye biliyor. 4 yaşındaki çocuk bunu biliyor. Arkasında bir FETÖ olduğunu, Hendek olaylarında nasıl FETÖ terör örgütünün içinde olduğunu bildiğimiz, aynı şekilde Gezi Park olaylarının arka planında da FETÖ'nün olduğunu bütün dünya artık bunu biliyor. O dönemde bu ünlü sanatçılarımız orada CHP ile kol kola gezerken biz hiçbir şekilde tepki göstermedik. Bugün gitmiş oradaki Mehmetçi'ye moral motivasyon olsun diye sanatçılarımız Sayın Cumhurbaşkanı'yla Genelkurmay Başkanı'yla orada gidip o desteği kalkıp da eleştiriyorlarsa ben bunların vatanseverliğine ve milletseverliğinden şüphe duyarım. Onun için gerçekten o konuda ben de çok büyük tepki gösteriyorum. Kabul etmiyorum. Olması gereken o. Sanatçı da gidecek, topçu da gidecek, futbolcu da gidecek, vatandaşı da gidecek. Gidecek de gidecek yani. Anlatacağız. Konuşacağız. İlla Afrin'e gitmeye gerek yok. İlla o bölgeye gitmeye gerek, Hatay'a gitmeye gerek yok. Ama anlatacağız. Siz bana anlatacaksınız. Ben komşuma anlatacağım. O yan taraftaki arkadaşını anlatacak. Bizim bunu anlatmam lazım. Başka türlü bu şekilde bu ne işimizdeki, bu işte sözdeki vatanseverleri ne temizleyebiliriz ne de bu ülkenin geleceğini teminat altına alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun hocam. İnşallah önümüzdeki dönemde yine görüşlerinizden faydalanacağız. İzleyicilerimizle buluşturacağız sizi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet kıymetli izleyiciler, yeni yayın döneminde bir ilk siyaset analizinin sonuna geldik.
Önümüzdeki hafta tabii ki biliyorsunuz benim programım esasen çarşamba günü 20.30'da. Buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.